Hadi Tuna, hadi. Gönül açmıyor mu telefonu? Açmıyor, konserde ya. Ya nereye gitti bu minik çetin oğlu ya, nereye gitti? Ya küçücük bir çocuk nereye gider bu ya? Ah benim torunum ya, ah canım benim ya. Bir şey söyleyeceğim Kemal amca, ne olur sakin ol. Emine sen de lütfen sakin olun, sakin olun, sakince bekleyelim. Bulunacak, merak etmeyin. Ya inşallah polis bulur benim torunumu ya, ah yavrum ya. Polis de, Meltem de, Haluk da bakıyorlar, bulunacak. Ben inanıyorum, ne olur sakin i̇nşallah, olun. İnşallah. Meltem, ne oldu Meltem Hanım, haber ne var mı? Hayır, yok. Yok, sakin olalım, bulunacak. Sakin sakin, lütfen. Tamam, sakiniz Gönül de yani şimdi... Bu soğukta, sokakta, karanlıkta... Ne yapıyor ki tek başına yani? Yani böyle elimiz kolumuz bağlı, çaresiz olmak çok kötü ya. Sakin olun. Lütfen sakin olun. İnanıyorum bulunacak. Meltemciğim lütfen. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah Gönül, inşallah. Okulun çevresi saatlerdir aranıyor. Sanki yer yarıldığı içine girdi. Meltem, onlarla alakalı bir kaçırılma söz konusu. Bir daha bu saatte sokaklarda tek başına dolaşma, olur mu Zeynepciğim? Tamam. Yani bu saatte sokaklar senin yaşındaki bir çocuk için çok tehlikeli olabilir. Annemle babamı istiyorum. Onlara götür beni. Babanın telefonunu biliyor musun? Evet biliyorum. Annem öğretmişti. Aferin annene. O zaman sen al şimdi bu telefonu. Babanı ara. Söyle gelsin seni alsın buradan, olur mu? Tamam. Efendim? Baba? Zeynep? Kızım neredesin? Haluk ver, sesini duyacağım, ver. Bir dakika. Yolda bir ablayla karşılaştım. Onun telefonundan arıyorum. İyi misin peki? İyiyim. Tamam. Sen şimdi orada kal. Ablanın yanından ayrılma. Ben hemen geliyorum. Tamam. Sen istersen ablayı bana ver, bana yeri tarif etsin. Seni istiyor, adresi tarif edecekmiş. Biz ona konum göndeririz. Böyle daha iyi bulur, tamam mı? Sen öyle söyle. Konum atacağız sana. Öyle daha kolay bulurmuşsun. Tamam. Oradan ayrılmayın. Hemen geliyorum kızım. Bekliyorum babacığım. Ben de geliyorum. Allah'a çok şükür. Ben de geliyorum. Hayır, hayır, hayır. Kimse gelmiyor. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Oturun lütfen. Kimse gelmiyor. Ben tek başıma gidip alıp geliyorum. Hepinize de teşekkür ederim. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için. Ama sizden bir şey rica ediyorum. Döndüğümde Meltem'le özel olarak yalnız konuşmak istiyorum. Bizi yalnız bırakırsanız sevinirim. Ben de geliyorum. Hayır dedim. Sen oturup bekliyorsun. Neyse büyük geçmiş olsun. Aman. Meltem'cim büyük geçmiş olsun. Önemli olan bulunması. Ay, çok şükür. Bak iyi ki telefonunu biliyordum. Biz ne olur ne olmaz diye öğretmiştik baba. Zeynepciğim baban geliyor. Yaşasın kahraman babam benim. Beni kurtarmaya geliyor. Evet. Ben artık gideyim, tamam mı? Babamla tanışmayacak mısın? Benim şimdi acil bir işim çıktı. Sen benim selamımı söylersin, olur mu Zeynepciğim? Teşekkür ederim. Bak görüşürüz. Baba. Kızım. Güzel kızım. Of. Ah,
İyi misin? İyiyim. Ha, bak bakayım bana. İyi misin? İyiyim. Üşüdün mü? Birazcık. O abla nerede? İşi çıktı, biraz önce gitti. Seni yalnız mı bıraktı? Senin arabanı görünce gitti. Bence çok iyi biri baba. Peki adı neydi? Adını bilmiyorum. Hay Allah. Ya keşke onu görseydim, bir yüz yüze teşekkür etseydim. Senin telefondan aradı, onu arayabilirsin. Canım kızım benim. Hadi atla arabaya, hadi gidelim. Gidelim buradan, buradan, buradan. Arkaya. Ayrıldım, bir anlatır mısın bana? Ha? Biz seninle daha önce bu konuları konuşmadık mı? Ben sana ne dedim? Ben ya da baban gelmediği sürece okuldan çıkmak, uzağa gitmek yok demedim mi? Biz bunu defalarca konuşmadık mı seninle? Bu konuda anlaşmadık mı? Öğretmen baban değil, annen alacak dedi. Ben de bekledim bekledim, gelmedin. Çıkışa doğru yürüdüm. Hani bazen sen oraya park ediyorsun ya. Belki beni orada bekliyorsundur diye düşündüm. Ama çok yürümüşüm. Yolumu kaybettim. Ah benim kuzum ya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani babanla iletişememişiz. Bir şekilde iletişim bozukluğu olmuş aramızda. Önemli değil anne. Zaten çok iyi bir ablayla karşılaştım sonra. İyi ki iyi biriyle karşılaşmışsın. Haluk, sen gördün mü karşılaştığı ablayı? Hayır. Karnı aç mı? Hayır, abla yedirdi. Peki o zaman. Hadi bir duş. Hadi gel bakalım. Gel gel gel. Meltem, sonra da biz seninle bir konuşalım istersen. Tamam. Duştan çıktık. Keyfi çok yerinde. Saçını kurutuyor. Biz bugün bu kabusu neden yaşadık Meltem? Hiçbir fikrim yok ama en az senin kadar ben de merak ediyorum bunu. Ben sana söyleyeyim. Senin kafanın başka şeylerle meşgul olması yüzünden. Benim yüzümden. Öyle mi? Evet. Aynen. Çok merak ediyorum, benim kafam neyle meşgulmüş? Bir söyler misin? Çünkü ben bilmiyorum. Söyleyeyim. Senin artık işte sevgilin bitmesinden, boşanacak olmamızdan, evliliğin bitiyor olmasından, kendinle daha çok...
Zeynep'in bu şartlarda seninle kalmasına izin veremem. Sen ne dediğinin farkında mısın? Gayet farkındayım. Şu anda en doğrusu Zeynep'in benimle birlikte yaşaması. Avukata da söyleyeceğim, boşanma dilekçesini değiştirsin. Verayeti ben alıyorum. Böyle bir şey yapamazsın. Zeynep'in yeri annesinin, yani benim yanım. Evet, bugün gördük. Bu çok ağır bir suçlama Haluk. Meltem, bu konu tartışmaya açık değil. İstersen velayet davası açalım, hakim karar versin. Ha? Ama bu Zeynep'i üzmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bana haksızlık ediyorsun. Ben şimdi Zeynep'i alıp gideceğim. Arabada da konuştuk, çok mutlu oldu. Hazır yarın okulda yok, böyle baba kız küçük bir tatil yaparız. Sen de bu arada biraz sakinleşirsin, kafanı toparlamaya çalışırsın. Biraz daha sağlıklı düşünürsün belki. Benim ne kafamı toparlamaya, ne dinlenmeye, ne de sakince düşünmeye ihtiyacım var. Tabii belli, belli. Zeynep'i benden ayıramazsın. Ayırmıyorum. Ona daha sağlıklı, daha güvenli bir ortam hazırlıyorum. İstediğin zaman gelip görebilirsin. Zeynep'i alıp buradan gidemezsin. Meltem, beni tanıyorsun. Söylediğimi yaparım. Engel olmaya kalkarsan üzülen Zeynep olur. Sanırım ikimiz de Zeynep'in üzülmesini istemiyoruz. Herhalde bu konuda hala aynı fikirdeyiz. Babacığım, ben hazırım. Tamam kızım, hadi çıkalım. Keşke annem de bizimle gelebilse. Annenin biraz işleri varmış bebeğim. Evet bebeğim, benim biraz işlerim var ama hepsini halledeceğim. Sonra sizin yanınıza geleceğim, tamam mı? Tamam. Beni bol bol ara, tamam mı? Tamam, ararım. İyi tatiller. Hadi çağır asansörü, fırlat. Bu konuyu daha konuşacağız. Güle güle bebeğim. Güle güle. Nerede kaldın? İstediğin gibi Haluk siteden çıkana kadar onu bekledim. Çıktı mı? Çıktı. Hem de Zeynep'le birlikte. Meltem evde tek kaldı. Güzel. Haluk çıkana kadar beklememi istedin ya. Hı hı. Çıkacağından nasıl bu kadar emindin? Onu o kadar iyi tanıyorum ki. O zaman ben bir duş alayım. Ben kazandım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı düğüm tutarız bu evi.